Bugün kamerada önemli bir görüntü yönetmeni ve yönetmen var. Hem yönetmen hem de tanınan, Türkiye'nin tanınan yönetmenlerinden hem de görüntü yönetmeni. Kendisine hayranım bu arada. Mehmet Ali Bey. Efendim Anadolu Aydınlanma Vakfı'nın bu seneki programı gerçekten bizi bir şeye soktu yani böyle. İyi bir dinleyici, iyi bir takipçi pozisyonuna soktu. Çok büyük bir şans. Birbirinden kıymetli hocalarımızı burada dinleme olanağına sahip olduk. Bu programı takip eden, bu programı öneren, gerçi ben de yönetim kurulundayım. Herkese bir kez daha teşekkür etmiş olalım. Bugün beni çok heyecanlandıran bir ismi ağırlayacağız. Çok kıymetli bir hocamız. Profesör Doktor Fatma Gülberktay aramızda. Hoş geldiniz hocam. Kendisi bildiğiniz gibi çok önemli bir siyaset bilimci ve sadece böyle değil, aynı zamanda feminist teorinin de önemli isimlerinden biri. Türkiye gibi bir yerde bu denli önemli çalışmaların yapıcıları, düşünürleri biliyorsunuz oldukça az. O yüzden son derece kıymetli bir iş işte ortaya koyuyor hocamız. İstanbul Üniversitesi'nde SBF'de siyaset teorisi, siyasal düşünceler tarihi, demokrasi teorisi, çağdaş siyasal kuramlar ve tartışmalar. Kadın çalışmaları bölümünde ise feminist teoriler dersleri verdi. Hocamızın yazdığı epeyce eser var. Bunlardan bazıları başka dillerde, Türkçe dışında dillerde de çevrildi. Bir de üstüne üstlük bugün Hannah Arendt'i dinleyeceğiz. Yani bambaşka bir şey. Zevk bizim için gerçekten. Hocamızın yapacağı konuşmanın başlığı neden bugün Hannah Arendt? Arendt'te gelenek ve modernite. Çok teşekkür ediyoruz. Alkışlarınızı hocam davet ediyorum. Efendim bu hem beni buraya davet ettiğiniz için hem de bu güzel sunuş için de çok teşekkür ediyorum. Arkadaşımız heyecanlıyız dedi. Aslında herhalde ben daha heyecanlıyım. Çünkü bir kere felsefe toplantıları özellikle tabii son yıllarda beni çok heyecanlandırıyor. Yani bu burada 23 yıldır bunların yapılıyor olması zaten başlı başına yani inanılmaz bir şey neredeyse. Neden? Çünkü Türkiye toplumu düşünmeyi seven bir toplum gibi durmuyor. O yüzden de ben de birazcık son zamanlarda Arendt okumanın da etkisiyle bu düşünme meselesi üzerinde epey kafayı takmış durumdayım. Ama son yıllarda hakikaten felsefeye olan ilginin arttığını görüyoruz. Özellikle de tabii Arendt'in felsefesine olan ilgi Türkiye'de o kadar ne kadar tam bilemiyorum ama yurt dışında çok artmış durumda. Şimdi bir kere önce şeyi söyleyeyim. Ben daha sonra bir soru cevap almak isterim. Yani daha etkileşimli bir konuşma söyleşi olsun isterim. Ama bir kısa, hocaların kısa dediği şey 45 dakikadır. Neyse kendimi düzelteyim. Kısa giriş yapacağım. Şimdi Arendt hakikaten... Yani pek çok siyaset düşünürü tarafından 20. yüzyılın en önemli siyaset teorisyenlerinden biri sayılıyor. Belki de başta geleni. Ve yani hani insanlık tarihinin en çalkantılı, birçok yönden en utanılacak olaylarının yer aldığı bir zaman diliminde yaşıyor. Ve modern politik yaşamın hem totalitarizm dehşeti hem de özgürlük olanağı açısından taşıdığı potansiyel üzerinde herkesten fazla düşünüyor. Tabii hep ikili yani gerçekten 20. yüzyıl karanlık bir yüzyıl birçok açıdan ama aynı zamanda içinde
özgürlük, özgürleşme potansiyellerini de taşıyan bir yüzyıl. Fakat Arendt'i okumak, onu anlamaya çalışmak gerçekten zorlu bir serüven. Çünkü insanı hiç rahat bırakmaz Arendt. Yani okuyanlarınız bilir, sürekli yeni sorulara açılır. Hiç beklemediğiniz dönemeçlerle karşılaşırsınız okurken, böyle birdenbire çok şaşırırsınız. Kimi zaman tedirgin edici olabilen, bayağı bir dönüşsüz, hani sanki düşünme labirentine girmiş gibi hissedersiniz. Ama belki tam da o yüzden sürekli yeniden okursunuz, sürekli okumuş olduğunuz şeylerde de yeni özellikler, özgünlükler fark edersiniz. Şimdi şeyi söyledim, mesela Amerika'da ve Batı'da, hele son zamanlarda kitapları inanılmaz satış rakamlarına ulaşıyor. Özellikle totalitarizmin kökenleri. Avrupa'da aslında 1990'lardan itibaren hem çok okunuyordu hem de üzerinde çok yazılıp çiziliyordu. Ama şimdi anlaşılan çok daha geniş kitlelere yayılıyor. Çünkü bir anlamda hani 20. yüzyılın en utanılacak, en kötü tecrübeleri dedim. Bunların 21. yüzyılda ortadan kalkacağını ümit ediyorduk en azından. Öyle olmadı biliyorsunuz. Ve Arendt karanlık zamanlardan söz eder. Ama o karanlık zamanlar sadece 20. yüzyılın totalitarizminin, yani olmuş bitmiş, geride kalmış bir geçmiş olgudan bahsetmez. Bunun çok daha fazlasını, bugün içinde yaşadığımız karanlık zamanlara dair öngörülerde bulunur. O yüzden de ben de hani bugün Arendt'le düşünmek, niye Arendt okuyoruz meselesine tam da bu noktadan girmek istiyorum. Arendt'i zaten tümüyle kapsamak, her düşüncesinin her yönünü anlatmak yani zaten mümkün değil. Ama bugün sadece Türkiye'de değil, dünyanın hemen her yanında böyle bir karanlık zamanlarda yaşanıyor ve çeşitli derecelerde farklılıklar olsa da hemen bütün dünyada otoriterleşme, hatta totaliterleşme eğilimini görüyoruz. O yüzden Arendt'in bugüne dair ya da yani kendi döneminde hayatının son yıllarında sorduğu soru belki de bugün daha da önemli. Arendt şey der, politik alanda yapılan her şeye bu totalitarizme yol açacak mı, açmayacak mı sorusunu sorarak bakmak lazım. Yani hakikaten ölçüt budur ve bu tabii çok önemli. Bugün sürekli karşımıza geliyor. Özellikle küreselleşmenin neoliberal boyutlarının bu kadar derinleştiği, hükümetlerin artık büyük ölçüde kitleleri, halkları temsil edemediği, kamusal alanın ve orada yapılan politikanın sürekli daraldığı bir karanlık zamanlardan söz ediyoruz. Ama Arendt şunu da söyler aynı zamanda, en karanlık zamanlarda bile bir ışığı umut etme hakkımız vardır der. Bu da bence çok önemli.
Yani onun hakikaten bir yandan totalitarizmi analiz etmesi, bütün o utanılacak her şeyi bir yerde, o dehşeti analiz etmesi, ama bunun yanında dünyada daima bir özgürleşme olanağının, bir umudun var olduğunu belirtmesi bugün açısından bence Türkiye için de çok anlamlı ve bunu hatırlamak gerekir diye düşünüyorum hep. Ve böyle bir ışık hani bulacaksak, bulmak istiyorsak, Arendt'in düşüncesi bence bu konuda bize epey yardımcı oluyor. Çünkü esas olarak dünyaya ve insanlara ilişkin ve bu dünyayı sevmekle ilgili, sevmek derken ama onun için sorumluluk almak, kaygı duymak ve dertlenmek, bununla ilgili bir politika anlayışı, özellikle tabii karanlık zamanlarda biliyorsunuz bir insanların içine çekilme eğilimi de vardır, politikadan uzaklaşma eğilimi vardır. Bunu çok da hani şey yapmak, eleştirmek ya da hani küçümsemek mümkün değil. Çünkü zaten politik alan daralmaktadır. Zaten sizi sürekli oradan hani dışarı atıp bu işi uzmanlara bırakın, teknisyenlere bırakın vesaire şeyi vardır. Ayrıca tabii politik alanda olmak tehlikeli ve riskli bir şeydir. Cesaret gerektirir. Ama işte tam da böyle zamanlarda Arendt bize bunun tersini yapmanın gerekliliğini hatırlatıyor. Dünya için, aramızdaki ilişkiler için, dünya derken onu kasteder, sorumluluk almak, kaygı duymak, dertlenmek ve sorumluluk almak da tabii politik alanda birlikte hareket etmeye çalışmak onu kastediyor. Şimdi hani bir yandan dedim, yaşamdaki ve modern zamanlardaki en korkutucu yönsemeleri derin bir şekilde analiz ediyor. Ama aynı zamanda politik alana artık karartılmakta olan, özellikle totaliter liderlerin ve hareketlerin bilerek karartmaya çalıştıkları politik alana, kamusal alana yani, ya da kamusal alanda ancak yapılabilen politikaya yeniden haysiyetini kazandırmak, ona yeniden önem verilmesini sağlamaya çalışıyor. Şimdi peki hani biliyorsunuzdur ama gene de söyleyeyim, Hannah Arendt'in yaşam uğrakları nedir? Çünkü tabii hayatlarımızla düşüncelerimiz arasında çok yakın bağlantı var. Hele Arendt'in hayatıyla düşüncesinin şekillenmesi ve onun momentleri arasında önemli ilişki var. Arendt Machiavelli'yi zikrederek hep şeyden bahseder. Fortuna'dan, Tanrıça Fortuna'dan, Machiavelli Fortuna'ya referans yapar. Fortuna biliyorsunuz şans, talih tanrıçasıdır. Ve tabii talih dediğimiz şey iyi de olabilir, kötü de olabilir. Arendt'in hayatına baktığımızda aslında Fortuna'nın ona gene de sonuç olarak iyi davrandığını görüyoruz. Mesela Walter Benjamin'le karşılaştırdığınızda hani bu daha ortaya çıkar. Benjamin 2. Dünya Savaşı sırasında ölmek durumunda kaldı. Her neyse, yani Arendt'in fortunası çeşitli böyle önemli uğraklarda ona yardımcı olmuş durumda. 1906'da doğuyor. Seküler bir Alman Yahudisi ailenin çocuğu olarak, çok eğitimli vesaire. Ve Alman Yahudi entelektüelleri kuşağının önemli bir üyesi olur. Şimdi 1906 yılı, 1910-20 yılları aslında Almanya'da hem bir yandan hani Weimar Cumhuriyeti ve Birinci Dünya Savaşı'nın bütün yıkıntısı, yılgınlığı vesaire, ama aynı zamanda
Almanya'daki Yahudilerin de kendilerini tamamen şeyin bir parçası, folkun, halkın bir parçası olarak gördükleri, hissettikleri bir dönemdir. O yüzden de tabii daha sonraki hayal kırıklıkları hem çok müthiş olur hem de çok hazırlıksız yakalanırlar. Ama Arendt zaten böyle çok erken yaşta hani büyümüş entelektüel olarak bir genç kadın. 1920'lerin başlarında Almanya'nın en önemli filozoflarından ve teologlarından ders alır. Ve 1930'lara kadar aslında esas ilgisi felsefedir. Şimdi 1930'ların sonunda, işte 1933'ten biraz önce falan şeyler, Nazilerin antisemitizmi hakkında işte ondan bir inceleme yapması kütüphanelerde falan istenir. O da onu yapar ama o sırada tabii şeye takılır, polise takılır ama gözaltına alınır falan, fakat şey yapar, kurtulmayı becerir. Daha sonra ise durumun yani farkına, erken farkına vararak Almanya'yı terk etmeye karar verir. Önce Çekoslovakya'ya, sonra da Fransa'ya geçer. Şimdi 1937'de bilirsiniz Nürnberg yasaları Almanya'da ortaya çıkıyor. Hitler faşizminin önemli bir şeyi. Bu Yahudileri hukuki kimlikten arındıran, onları tamamen hukuk dışında yasasız ve korunmasız bırakan, vatandaş saymayan bir yasa. Ve 1937'den itibaren de dolayısıyla Arendt tam 18 yıl boyunca devletsiz, hiçbir şeye bağlı olmadan olmayan bir mülteci konumundadır. Dolayısıyla bu mültecilik konumu onun düşüncesi üzerinde tabii çok önemli etki yapar. Bu arada Biz Mülteciler diye yazdığı bir makale vardır. O da çok önemli bir makale. Şimdi tabii bu mültecilik deneyimi bugün açısından da hepimiz biliyoruz ne kadar önemli. Ve onun neden haklara sahip olma hakkı üzerinde durduğunu da bize çok iyi anlatan bir şey. Şimdi şey de, önce daha Almanya'dayken evlenmiştir Andreas Günther Anders'le, Günther Anders'le. Ondan sonra orada boşanır. Daha sonra Heinrich Blücher adlı bir Spartakist'le. Yahudi değildir Blücher, Komünist Partisi'nin üyesidir. Onunla evlenir ve yani hayatının sonuna kadar zaten onunla birlikte olur. 1940'ta evleniyor. 1940 aynı zamanda Fransa'nın Almanya tarafından işgal edildiği yıl. Ve hemen Yahudiler enterne edilirler, Gurs kampına yollanırlar. Her ikisi de oradan kaçmayı becerirler. Daha sonra da 41 yılında Amerika'ya iltica etmeyi başarıyorlar. Burada önemli olan bir cümlesi var. 1933 yılının onun için bir dönüm noktası olduğunu söyler. Çünkü 1933 biliyorsunuz Reichstag yangınının yılı ve o andan itibaren kendimi politik olarak sorumlu hissettim der. Ve felsefeden kopuşu ya da geleneksel felsefeden kopuşu o noktadan itibaren başlar. Aynı zamanda da onun olgulara dayanan, daima bugünden, şimdiki hayattan çıkardığı dersler üzerine kurduğu
politika anlayışını da bizim daha iyi anlamamızı sağlıyor. 1951 yılında totalitarizmin kökenlerini yazıyor. Biliyorsunuz 3 bölümlüdür: antisemitizm, emperyalizm, totalitarizm diye. Bu bir tarihsel anlatı değildir. Buna hep dikkat çekmek gerekiyor. Çünkü birçok yazar ama işte bakın bu tarihe tam uymuyor falan diye eleştirir. Arendt'in öyle bir derdi yok. Tam tersine modernizmde kristalleşen yüzeyin altındaki unsurları gün yüzüne çıkarmaya çalışıyor. Yani moderniteye çok önemli bir eleştiri, özellikle Batı emperyalizminin totalitarizme yol açmış olduğunu ve onun bir anlamda 19. yüzyıldaki Batılıların emperyalist deneyimlerinin bir tür totalitarizmin provası olduğunu da zikrediyor. Ve totalitarizmi başka hiçbir şeye benzemeyen yeni bir olgu olarak analiz ediyor. Zaten bu Arendt'e çok özgü bir şey. Her şeyi kendi özgürlüğü ve yeniliği içinde anlama, analiz etme çabası. Nitekim totalitarizm dediğimizde bizim öğrencilerimiz de genelde hep işte ama daha önce işkence vardır, şu vardır, bu vardır, zulüm vardır derler. Doğru tabii, zulüm insanlık tarihinde daima var. Orta çağda hani Allah'ı var, öyle diyeyim. Ama mesele ne kadar çok zulüm yapıldığı meselesinden daha farklı bir şey. 20. yüzyıl totalitarizmi moderniteye özgü ve modernitenin getirdiği olanakları kullanan, 1980'i düşünün mesela, her evin içine şeylerin girebilmesi, kameraların girmesi, yani insanların sadece dışarıdaki hayatının değil özel hayatının bile kontrol edilebilmesi, total bir iktidarın mümkün olması ancak moderniteyle olan bir şey. Burada bir parantez açayım. Ben mesela bunu Çin'de çok net bir şekilde gördüm. Teknolojik olarak da çok ileri olmalarının şeyi de var. Onu daha sonra isterseniz konuşuruz. Sürekli sonraki 25 yılda, 1976'da ölene kadar devamlı yazıyor. Ama hep tartışma çıkaran, hep eski dilde hani muhataralı dediğimiz şeyler yazıyor. Çünkü inanılmaz bir düşünme cesareti var. Sadece düşünme değil, dediğim gibi hayatının da ortaya koyduğu gibi düşünmeyi aynı zamanda bir kamusal eylem, bir politik eylem olarak görüyor. Özellikle tabii Eichmann davasıyla ilgili yazdığı, Eichmann Kudüs'te kötülüğün sıradanlığı çok büyük patırtı koparıyor. Bir anlamda hani kendi kabilesi tırnak içinde Yahudiler ayağa fırlıyorlar. Ama tam da bu onun hakikaten az önce dediğim cesaretini gösteren bir şey. Yani hiç taraftar olmak diye bir şey yoktur Arendt'te. Arendt daima insanı tavır almaya davet eder. Taraftarlığa değil, yandaşlığa değil. Yani bir kere bir şeyden oldum, ondan sonra tamam oldu bitti değil. Çünkü o zaten taraftarlık insanın düşünmeme konforunu sağlayan bir şey. Düşünmenizi gerektirir. Her olguda, her durumda, her konuda yeniden tavır almak için yeniden analiz etmeniz, yeniden duruma bakmanız, yeniden düşünmeniz vesaire lazım. Bu da kolay bir şey değil, hepimiz biliyoruz. Ölmeden önce zihnin dünyası, zihnin yaşamını yazmaya başlamış. Ancak ölümünden sonra yayınlandı, zaten bitmemişti. Ama orada da bir anlamda felsefeye, düşünmeye geri döndüğünü
düşünmeye demeyeyim ama yani hani geleneksel felsefenin meseleleriyle uğraşmaya başladığını görüyoruz. Hala yayınlanmakta olan bir sürü makalesi vesaire var. Aynı zamanda son yıllarda düşünme günlükleri yayınlandı. Yani hani o kadarlık bir 70 yıllık hayata bütün bunları nasıl sığdırıyor? İnsan tabii şaşırıyor. Totalitarizm kaynaklarında moderniteye eleştiri büyük ölçüde ve totalitarizmin yeniliği içinde anlamak çabası insanlık durumunda ya da politikanın vaadi gibi metinlerinde de geleneksel politika felsefesine eleştiri yöneltir. Şimdi bugün açısından hani önemli temalara bakacak olursam bence birincisi Arendt ciddi düşünmenin olgulara ve yaşanmış deneyime dayanması gerektiğine inanır. Bu çok önemli. Yani ezberlerden çıkmamak, klişelerden, kapalı çerçevelerden yola çıkmamak. Ve dediğim gibi bu özellikle de 1933'ten itibaren hayatıyla da yakın ilişkili olarak gündeme gelir ve sürekli bunun üzerinde durur. Yalan ve hakikat konusuna da mesela daha sonra değinecektir. Zaten totalitarizmin kökenlerinde de bu var. Hep aynı temalar bir şekilde yeniden gündeme gelir ve yeniden yani farklı biçimlerde de açımlanarak, zenginleşerek çok böyle çağrışımsal bir verime, bir yapıta dönüşüyor. Şimdi bu devletsizlik deneyimi çok önemli oldu dedim. Çünkü gerçekten de politik hakların ya da hani soyut insan hakları söyleminden değil, başka bir şeyden kaynaklandığını hani bize kavratıyor. Hani bugün mültecilerin hani en korunmasız grup olduğunu hepimiz biliyoruz. Sinek gibi öldüklerine nasıl göz yumulduğunu biliyoruz vesaire. Ve bunun kimsenin de umuruna geçmediğini de görüyoruz. Halbuki işte insan hakları sözleşmesi var, Birleşmiş Milletler'in bütün sözleşmeleri var vesaire şey var. Ama tabii yani bu konuya çok girmesem de bugünkü duruma, mültecilerin bu haline çok önceden dikkat çeken bir düşünür olduğunu söylemek lazım. Bunlar yani bugün mülteciliğin nedenleri, hani geldikleri bölgeler vesaire elbette hani geçen yüzyıldan çok farklı. Ama gene de milyonlarca mültecinin işte varlığı, enterne edilme biçimleri, kamplar, hiçbir ülke tarafından kabul edilmemeleri vesaire bunlar hep Arendt'in çok önceden tespit ettiği şeyler. Buradan ikinci önemli nokta haklara sahip olma hakkını vurgulaması. Bu da özellikle bugün açısından ve bence Türkiye açısından çok önemli. Çünkü hakları koruyacak bir hukuki sistem ve yapı olmadığı zaman doğal insan hakları soyut söyleminin adı üstünde soyut bir önermeden ibaret olacağını söyler. Sizi koruyacak haklar, yasalar vesaire yok ise zaten totalitarizmin yapmak istediği ve yaptığı ilk şey öncelikle insanları daha önce dedim hukuki kimliklerinden soyutlamaktır. Onları yasal haklarından soyutlamaktır. Bu da tesadüf değildir. Ben bunun Türkiye açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ben de bugün Türkiye'de haklarımızı koruma hakkını korumanın temel mesele olduğu kanaatindeyim. Bugün farkındasınız, yani hepimiz farkındayız tabii.
var olan yasalar uygulanmadığı gibi geri döndürülmeye çalışılıyor ve sürekli olarak bunlar hani kırpılıp, törpülenip yok edilmeye ve bizim kamusal alandaki varlığımız riskli, korkutulan ya da korktuğumuz bir duruma getiriliyor. Eğer yani biz hakları korumayan bir kamu yoksa, bizim insani özümüzün kaybolması, haysiyetimizin, onurumuzun kaybolması da söz konusu. Politika dediğimiz şey, ya da Arendt'in anlamıyla, tabii onda da bugünkü politikadan çok farklı bir anlayış var, birazdan değinirim. Özgürlüğü doğurmaz ama özgürlüğün ortaya çıkabileceği ve korunacağı kamusal ortamı yaratabilir. Şimdi, dolayısıyla politika derken de tabii hepimizin kendimizi ilgilendiren kararlara katılma hakkından söz ediyorum. Hani bu kötülediğimiz, pis, elimizi bulaştırmak istemediğimiz politikadan değil. Çünkü politikanın özü zaten odur. Yani şurada bir takım kararlar alacaksak, hepimizi ilgilendiren kararlara herkesin katılması, tartışması ve onun sonucunda karar alınması gerekir. Böyle bir anlayışı var. Şimdi buradan tabii politikaya birazcık geçeyim. Az önce dediğim gibi böyle geleneksel olarak algılandığı gibi algılamıyor politikayı Arendt. Yani geleneksel olarak nasıl, bizim kitaplarımızda da vardır, İşte bir iktidar mücadelesi olarak anlaşılır. Yönetenlerle yönetilenler arasındaki ayrım olarak anlaşılır. Ya da kıt ekonomik kaynakların nasıl bölüşüleceğini ilişkin bir teori ya da bir olgu olarak anlaşılır. Arendt için öyle değil ve yani benim de çok uzun zamandır hani derslerimde de hep anlatmaya çalıştığım şey, özellikle yani bir kere politika herkese ilgilendiren ortak konularda katılma hakkıdır birincisi. Dolayısıyla bu noktada hani elitist teorileri de tamamen bir tarafa itebilirsiniz. Orada gerçekten üniversite mezunuyla dağdaki çoban arasında bir fark yoktur. Herkesin politikaya katılma hakkı ve sorumluluğu vardır. Herkes çünkü kendisine ilgilendiren konularda görüş oluşturabilir. Ve o görüşlerin tartışılmasıyla oradan çıkan sonuçları ortaklaştırarak vesaire bir çare üretebilirsiniz. Bu oranlı eşitlik anlayışı, hani benim oyumla dağdaki çobanınki bir mi anlayışı, zaten demokrasinin tamamen yok edilmesi anlamına da gelen bir şey. Ama tabii yani şu anda bir yandan karanlık zamanlar diyorum, gerçekten de kamusal alanın hani iyice karardığı bir alan, anlamlı bir katılım olanağı kalmamış gibi. Değil mi? Demokrasinin bürokratik ve formalist bir krize girdiğini görüşüyoruz. Yani oy verme ötesinde vatandaşın yapabileceği ve ona alan tanıyan herhangi bir şey yok. Hatta birçok ülkede oy verme oranları da çok tabii şey yapıyor, düşüyor. Bununla ilgili büyük ölçüde. Bizim gibi ülkeler bu konuda daha canlı. Onun da hani şeyini de tartışırız, nedenlerini. Ama gene de siyasal yönetimler sürekli bir işletmecilik mantığında ve hani iş bitirmek önemli. Son derece pragmatik, hani iş bitirdiğiniz sürece ne olursa olsun, her şey mübah. Oraya sonuca bakalım. Şimdi dolayısıyla burada hakikaten kamusal alan doğru dürüst kalmıyor. Bu bir temsil krizine yol açıyor.
küreselleşmeyle birlikte onunla birleşerek milliyetçiliğin çeşitli biçimlerde ırkçılığın, yabancı düşmanlığının, dinsel ya da din dışı fanatizmin kol gezmesine yol açıyor. Bunu Batı toplumlarında görmek çok mümkün. Ama bizimki gibi iyice kutupsallaştırılmış bir toplumda da görmek çok mümkün. Sürekli birbirine düşman olan kamplar yaratılıyor. Dolayısıyla hani farklı bir politika anlayışına ihtiyacımız olduğu da ortaya çıkıyor. Bunun çok zor bir şey olduğu açık ama gene de bence Arendt'in hani bu tümüyle farklı politika anlayışı ve farklı iktidar kavramsallaştırması, onu da söyleyeyim, başka türlü olabilecek olanı tasavvur etmeyi mümkün kılıyor. O yüzden de hani ihtiyacımız var ve ne yapıyor Arendt? Şöyle bir şey yapıyor, hem kendi dünyamızı değiştirme kapasitemizi kabul ediyor, hem de mesnetsiz metafizik varsayımlara dayanmadan bu kapasiteye sınırlar konabileceğini farz ediyor ya da kabul ediyor. Bu böyle yeni bir sorgulama ve düşünme biçimi gerçekten de geleneksel politika anlayışının çok ötesinde, ondan çok farklı bir anlayış. Şimdi hani Arendt için bazıları o muhafazakar der, bazıları modernist der, bazıları hayır tam tersine modernizme tam karşı der. İşte komünoter der, şu der, bu der. Arendt'in düşüncesi bunların hiçbirine sığmıyor gerçekten de. Ve böyle bir sınıflandırma yapmak zor. Nitekim kendisi bir kere ona sorulan işte liberal misiniz, muhafazakar mısınız, sizin için şunlar şunlar söyleniyor denince bilmiyorum diyor. Biliyorsunuz sol benim muhafazakar olduğumu düşünüyor. Muhafazakarlar da bazen sol ya da sahtekar ya da Allah bilir ne olduğumu düşünüyor. Söylemeliyim ki bunları hiç umursadığım yok. Bu yüzyılın gerçek sorunlarının bu tür şeylerle aydınlığa kavuşturulabileceğini düşünmüyorum. Yani büyük ölçüde tabii teoriye zaten çok önem veren bir insan ama teorilerle, alışılmış ezberlerle değil. Her şeyi, yeni olan her şeyi yeniliği içinde görebilmek, bunu kavrayabilmek ve yani hani böyle her şeyi araçsallaştıran eğilimlere de karşı çıkan, bunları sürekli sorgulayan bir yanı var yahut da aslında bütün düşünmesi öyle diyebilirim. Arendt bunu trabzansız düşünme diye tanımlar. Şöyle diyor, ben buna trabzansız düşünme diyorum. Yani merdivenlerden aşağı yukarı çıkarken daima trabzana düşünebilirsiniz düşmemek için. Ne var ki biz bu trabzanı yitirmiş durumdayız. Çünkü geleneğin otoritesinin de ortadan kalktığı bir durumda modernite ile birlikte. Ben her zaman düşünme edimine başka hiç kimsenin daha önce düşünmemiş olduğu gibi başlanması ama ondan sonra başka herkesten öğrenilmesi gerektiğini düşünmüşümdür. Bu bana bence müthiş bir cümle. Yani ben diyor önce karşıma çıkan olguyu kendiliği içinde, fenomenolojik bir yaklaşım bu tabii, ama bütün o olguyu, yeniliği, özgürlüğü içinde anlamaya çalışıp başka kimseden hani yardım istemeden düşünsel ama ondan sonra bu konuda ne yazılmış, ne çizilmiş onları da hepsini öğrenerek bir şey yapıyor. Bu aynı zamanda tabii bize müthiş bir metodoloji dersi gibi bir şey. Gerçekten de o yani ne eskiyi ihya etmek istiyor
ne de tarihsel olarak eskimiş olanı tümüyle inkar etmeye çalışıyor. Şimdinin karanlığından kurtulmak için hala değişmemiş bir geçmiş nostaljisine ya da daha iyi bir gelecek beklentisine sığınma çabası beyhudedir diye düşünüyor. İçinde yaşadığı dönemi düşüncede yakalamaya çalışan bir tavır. Zamanın en korkunç olgularına odaklanarak onlarda yeni ve benzersiz olanı anlamaya çalışır. Böylelikle onların olup bitmiş felaketlere indirgenmesini de önlemek ister. Yani faşizm, ha tamam, şuralarda şöyle o zamanda oldu. Totalitarizm, Alman nazizmi şunu bunu yaptı. Stalinizm şunu yaptı. Bütün onları anlayıp okumak, öğrenmek ve onlardan bir analiz sonuç çıkarmak ama onları bugüne nasıl etkisi var, oradan ne çıkarabiliriz meselesi. Dolayısıyla yani bu hani alışılmış kategorilere, sınıflandırmalara, klişelere meydan okuyan tavır bağımsız düşünme çabası. Gerçekten trabzansız düşünme çabası. Ve bu tarz düşünme de bizi hani tarihi bilirsek onun tekerrür etmesini önleriz. İyimserliğinden de korur. Ama iktidarların sürekli her ediminde polis devletini, komplosunu vesaireye görme kötümserliğinden de korur. Üstelik hani Arendt zaten bu böyle analojilere falan çok karşıdır. Hani işte geçmişte şunlar şunlar oluyordu. Bakın burada da bunlar bunlar oluyor. Bunu hep yapıyoruz tabii. Yani ben de hep yapıyorum. İster istemez insanın aklına geliyor. Yani 20 yıldır neredeyse totalitarizm üzerinde çalıştıktan sonra bugün gördüğüm bir sürü bir şey. Hah bak bu işte totaliter bir şey. Oraya götürüyor diyorsunuz. Ama o noktada hakikaten kendinizi bir şekilde uyarmak da zorundasınız. Çünkü önemli olan hakikaten onun dediği gibi gözleri açık tutmak. Açık gözle ve açık kafayla, trabzansız düşünmeye çalışarak düşünmeye ve analiz etmek. Yani olguları kafamızdaki çerçeveye uydurmak değil, kafamızdaki analitik çerçeveyi olgulardan yola çıkarak kurmak ve ondan sonra da politik eylemde bulunmak. Yani dünyaya karşı sorumluluk dediği kendi içimize çekilip kapanmak, kendi içimizde özgürlüğü yaşamak bir anlamda değil. Özgürlük ancak kamusal alanda deneyimlenen bir şeydir der Arendt haklı olarak. Ama işte gene de böyle zamanlarda şeyi de anlamak çok mümkün. Hani Bodrum'a kaçayım, işte şurada şunu yapayım bilmem ne, aman bu felaketten bunlar gözüm görmesin vesaire. Ben mesela sosyal medyaya hiç bakmıyorum, aman haberim bile olmasın falan diye, ama yani gelip sizi buluyor tabii bütün onlar. Dolayısıyla bütün onlarla bir şekilde yüzleşmek zorundasınız öncelikle. Yüzleştikten sonra ama ha tamam bu çok fena demekle yetinmek değil. Bu konuda ben ne yapabilirim? Ben eğer politik eylem yapmak istiyorsam o zaman başkalarıyla birleşmek zorundayım. Tek başıma yapamam. Bunlar da gene bizim ittifaklar aramak, birlikte hareket etmek falan gibi bütün birçok şeyi gündeme getiriyor ve maalesef bugün Türkiye'de ve geleneksel olarak hani bildiğimiz geleneğimizde, zihinsel iklimimizde neredeyse olmayan şeyler. Yani ve tabii totaliter eğilimlerle ve otoriter merkeziyetçilikle de epey değil yani çok fazla körüklenen bir şey. İnsanları birbirine düşman etmek, komşunun komşuya güvenmemesini sağlamak mesela. Şimdi bu hani
Arendt'in düşüncesinin merkezinde sahiden de insanlar arası etkileşime, bağlılık, ilişkisellik yani ve çoğulluk olgusu. Çoğulluk yeryüzünün ilkesidir der ve herkesin benzersiz olduğunu, herkesin farklı olduğunu ama insan olma temelinde aynı olduğumuzu söyler. Ama bu benzersizlik ancak kamusal alanda ortaya çıkabilir. Yani sizin kim olduğunuz, ne olduğunuz değil. Yani işte falanca profesör, filanca kadın, ondan sonra öteki müteahhit vesaire ya da işte biri sosyalist, öbürü bilmem ne falan yani yapıştırdığımız yaftalara bağlı bir şey. Ama sizin ne olduğunuzdan ziyade kim olduğunuz önemli ve o bu ancak kamusal alanda eylemlerinizle, yapıp ettiklerinizle ortaya koyabiliyorsunuz. Bu bağlamda tabii Arendt'e varoluşçu damarlarda çok. Hani Sartre'ın insanın kendi kendisini bir proje olarak hani bir boş formu dolduran birisi olarak düşünmesi, kavraması ile de benzerlik var. Ama yani bu politikaya katılmak, politikaya katılmak derken de tabii çok geniş bir şeyi kastediyorum. Şeyi kastetmiyor o da. Hani uzman politikacıların yaptığı politika değil. Başta söylediğim şey, eğer bu dünyada diyor kendimizi evimizde hissedeceksek, hissetmek istiyorsak, totalitarizme sürekli bir meydan okumaya, diyaloga ve eleştiriye hani girmek zorundayız. Çünkü en iyi bildiğimiz doğrular bile bugün artık işlevini yitirmiş durumda. Ve esas görev hani hem bu felaketin nasıl gerçekleştiğini anlamak ve bugün ne yapılması gerektiğini sorusuna hani cevap aramak. Anlama ve politika diye bir çok önemli bir makalesi var. Şeyi söylüyor yani geleneksel ya da sosyal teorinin bildiğimiz araçlarıyla totalitarizmi anlamanın ne kadar güç olduğuna dikkat çekiyor. Dolayısıyla hani bu eski alışılmış araçlar vesaire yöntemlerle açıklamak yerine ya da bilinmeyeni bilineni indirgemek yerine ki biz bunu hep yapıyoruz gene bu metodolojik bir şey bu eğilime karşı durmak gerekir diyor bir yandan ama bir yandan da totalitarizmin anlaşılmaz bir şey olduğunu da savunmamak gerekir. Anlayabiliriz biz bunun nedenlerini. Rasyonel bir açıklamasını yapmakta tabii zorlanıyoruz. Çünkü insan hafsalasına sığmayan şeyler oldu, bitti ve oluyor hala. Ama yani biz bunu anlamazsak, hani ne olduğunu anlayamayız vesaire diye bırakırsak ve bir rasyonel açıklaması olmadığını düşünürsek, yani bunun ötesinde olduğunu düşünürsek... Bu tepki diyor, ister istemez her şeyin mümkün ve mübah olduğu bir sonuca varır. Yani anlamıyoruz, hafsalaya sığmıyor, ne yapalım, bu böyle gibi. Tabii bunu şey yapmakta, kabullenmekte güçlük çekiyoruz. Yani gerçekten de toplama kampında yaşamış olanlar örneğin, büyük ölçüde orada yaşadıklarını anlamlandırmakta çok zorluk çekiyorlar. Yani hakikaten tuhaf bir şey. Çünkü totalitarizm faydacı değil arkadaşlar. Yani bir şeye ulaşmak için yapmıyor. Yani işkenceyi sizden bilgi almak için yapmıyor. İnsanı insanlıktan uzaklaştırmak için yahut da fuzulileştirmek için, yek diğeriyle değiştirilebilir hale getirmek için yapıyor. O yüzden de tabii hakikaten bunu anlamak çok zor. Yani niye
diye sorur. İkinci Dünya Savaşı sırasında bu toplama kamplarıyla ilgili birçok bilgi sızıyor. Fakat insanlar buna inanmakta çok zorluk çektiler, çekmişler yani. Yani neden? Hani bu kendi yaptığı şeye hiçbir yararı yok Hitler için vesaire gibi. Yani bir rasyonel açıklama düşünüyorlar. Orada halbuki başka bir şey var. Bu rejimler herhangi bir rasyonaliteye, faydaya dayanmıyor. Keyfi, keyfilik çok önemli. Ve bugün Türkiye siyasetinde de böyle bir keyfiliği ve ne olduğunun, hani ne olacağını bilinmezliği meselesi çok önemli. Bu çünkü insanları sürekli korku içinde tutmaya, güvensizliğe vesaire itiyor. O yüzden bu yani altını çok çiziyor nitekim şeyler konusunda. Bu keyfilik konusunda Arendt, hayatın normal olarak dayandığı ortak deneyimi, paylaşılan gerçeklikleri parçalıyor diye düşünüyor. Yani bir ortak duyu edinmemiz, sensus communis dediği onun, sağduyu diye biz çeviririz genelde ama ben onun ortak duyu olduğunu düşünüyorum doğru çevirisinin. Çünkü o ortak duyuya ancak kamusal alanda birlikte olarak, hayatı paylaşarak, deneyimleri paylaşarak, tartışarak vesaire ulaşabiliyoruz. Eğer siz bunu parçalarsanız, o zaman zaten insanları birleştirebilecek zemin ortadan kalkıyor. Dolayısıyla da eylem yapma yetiniz ortadan kalkıyor. Eylem yapmadığınız zaman da hiçbir şeysiniz. Eylem derken illa sokağa çıkıp pankart asmayı vesaireyi kastetmiyorum. Arendt'te eylem, söz, düşünme ve eylem üçü bir aradadır. Ve hani belki sonra tartışırız dedim, bugün için herhalde sivil itaatsizlik eylemleri daha fazla ön planda olan bir şey diye düşünüyorum ama bu parantez içinde. Bu ortak duyuyu kaybetmek meselesi hakikaten çok önemli. Çünkü böyle ortak yaşam deneyimlerimizi gerçekten rasyonel bir şekilde tartışma içinde anlamlandıramazsak eğer, bunun sonucu komplo teorilerinin kol gezdiği bir ortam ve gerçeklikten kopmak bir kere. Herkesin her şeye inandığı ama neye inandığımızda belli olmayan, yalan ile hakikatin tamamen birbirine karıştığı, aradaki çizginin bulanıklaştığı bir ortam. Bu bizi dediğim gibi başkalarından da koparan, başka insanlardan da koparan bir şeydir. Çünkü her yerde komplo ararsak, her yerde güvensizlik ve her şeyin arkasında başka bir şeyi ararsak ve inanabileceğimiz bir hakikatle, olgularla hani karşılaşamıyorsak, aramızdaki ilişkilerde yok oluyor tabii. Bu tabii yani hem maddi hem de manevi anlamda yersiz yurtsuzlaşmaya yol açıyor. Irkçılığın, milliyetçiliğin, her türlü bağnazlığın kol gezdiği bir ortama ve onların peşinden düşünmeden gitmeye yol açıyor. Buna ya da açık hale getiriyor. İşte tam da totalitarizmin idolü olan, özlediği sürüleşmiş insan tipine getiren, ona yaklaştıran bir şey. Çünkü yani totaliter ve otoriter zihniyetler ya da iktidarlar amaçlarında, çıkarlarında farklılaşıyorlar ama yöntemler açısından çok benzeyen siyasal gelenekler bunlar ve bu insan tipinde yani düşünmeden hareket eden, düşünmeden itaat etmeye yatkın olan insan tipinde çok verimli bir toprak buluyorlar. Arendt bu yeni, yani bu insan tipinin eski dönemdeki ahlaki alışkanlıklarını ve kurallarını çabucak unutup yerine yerini koşulların gerektirdiği davranış biçimleri
rahatlıkla, kolayca koyabilmelerine dikkat çeker. Hani bir toplumun çatal bıçak kullanma, işte yemek yeme adetlerini değiştirmesinden çok daha kısa bir zaman içinde bir ahlaki konumdan başka bir ahlaki konuma geçmek. Mesela şeyi de örnek verir. Nazi Almanya'sı düştükten sonra aynı insanlar 3 gün içinde birden demokrat kesildiler ve başka bir şeye geçiveriyorlar vesaire. Biz de bunun örneklerini çok görüyoruz. Bu mühim bir şey diye düşünüyorum. Şimdi politik sorunlarımız ve kaygılarımız tarihin rastlantılarının bir sonucu. Yani hangi zamanda, nerede yaşadığımız, nasıl bir insan olduğumuz, kim olduğumuz, hangi sınıftan geldiğimiz vesaire vesaire. Yani bunlar bir tür tarihin ve toplumun bizim önümüze koyduğu, bizim için seçtiği neyim ve bizi tavır almak zorunda bırakan olgular. Şimdi hani daha önce dediğim gibi bu olgulara gözümüzü kapayabiliriz de onlarla baş etmek ya da onların üstesinden gelmek yerine içimize de çekilebiliriz. Ama Arendt'in tutumu, hani hep vurguluyorum, hiçbir zaman bu değil. O daima dünyadan yana ve dünya için tavır alır. Ve herkesi de böyle yapmaya çağırır. Her şeyi belirli bir zamanda dünyadaki konumu, var olan konumu açısından anlamaya ve zihinsel yargıya tabi tutmaya çalışır. Zihinsel yargı derken judgment, yargı yetisinden bahsediyorum. Türkçe'de mesela bunu tam karşılayan şeyler yok, kavramlar da yok. O da kendi başına ilginç. Mesela şeyde, İngilizce'de hani judgment ve prejudice vardır. Türkçe'de olduğu gibi yargı ve ön yargı, ama aynı zamanda prejudgment da vardır İngilizce'de. Türkçe'de öyle bir laf yok. Yani yargıya varmadan önceki düşünme safhası. Bunlar çok ilginç şeyler bir yandan yani. Neyse, biraz orada dağıtıyorum ama bunlar benim kafamı çok meşgul ediyor o yüzden. Dünya dediği şey de İnsan ilişkileri alanı, insan ilişkileri zaten her şeyin ilişkisel olduğunu düşünüyor. Politikanın kaynaklanabileceği, her şeyin görünebileceği, insan ilişkiselliğinin ve çoğulluğun uzamı ve der ki dünya bütün kırılganlığı içinde bizim politik sorumluluğumuzun konusudur. Şimdi içinde yaşadığımız dünyaya, yani bize sunulmuş olana minnet duymak bir yandan, hem fiziksel olarak yeryüzüne hem de insan ilişkilerine hoyratça yaklaşan, dünyadan yüz çevirmiş modernlerden olmamaya bizi çağırıyor. Bu da çok şey. Yani dünyayla uğraşmak, dünyadaki sorunları, açlığı, sömürüyü, sefaleti vesaire bunlarla çay yapmak yerine gözünüzü uzaya diktiniz. Başka yerler fethetmek, bu çok tipik bir şeydir diyor. Dünyadan yüz çevirmiş modernler. Yani bu da Arendt'in politika anlayışını kavramak açısından önemli. Bu dünya kavramı da düşüncesinin merkezinde yer alıyor ve ortak bir politik uzamı paylaşanlar arasında inter-est bir dünya ortaya çıkar. Yani burası da bir dünya, aramızdaki ilişkilerin ortaya çıkardığı bir şey. Bu insan ilişkileri ağı bir yandan geçici insan yaşamına kalıcılık kazandıran bir uzam, yeryüzü dediğimiz şey, hem de içinde hareket ettiğimiz kamusal alanı tanımlayan, elle tutulmaz ilişkilerin, kurumların ve pratiklerin yarattığı öznellikler arası, intersubjektif bir alan olarak düşünüyor. Ve bu ilişkiler ağı aynı zamanda
kolektif bir hatırlama mekanı oluşturur. Ve nesnelerin dünyasını da anlamlı kılar. Dolayısıyla bu ortak dünyaya salt güvenlik için filan değil, anlam için de ihtiyacımız vardır diye düşünüyor. Dolayısıyla onu koruma ve onu yaşamaya uygun bir yer olarak gelecek kuşaklara aktarmakla yükümlüyüz. Dünyaya ihtimam göstermek, minnet duymak ve ihtimam göstermek, ilişkilere ihtimam göstermek. Bütün bunlar hep o yani metodolojik şeyin, müktesebatın parçaları. Hatırlama mekanı meselesine de özellikle değinmek istiyorum. Kamusal alan ve kamusal alandaki ilişkiler gerçekten bir hatırlama mekanıdır. Bellek mekanıdır. Geçmişi unutursak, tarihi unutursak o zaman keyfiliği tutan hiçbir şey kalmaz geride diye düşünür Arendt. O yüzden de dikkat edin, bütün otoriter yönetimler hatırlama mekanlarını yok etmeye çalışırlar. Tarihi yeniden yazmaya çalışırlar sürekli. Ama aynı zamanda maddi olarak da binaları indirmek, unutturmak, orada yaşananları vesaire. O yüzden de hatırlama mekanlarına sahip çıkmak gerçekten önemli. Yani dünyaya karşı sorumluluk duymak totalitarizmin çağrısının tam tersi. O totalitarist düşünce ve rejim her şeyin mübah olduğu, anything goes meselesinin gündemde olduğu ve insanların hasis menfaatleri, eski dilde öyle denirdi, gündemde olduğu, böyle dar benlik çıkarlarının ötesinde ortak konular için ve ortak dünyamıza karşı sorumluluğumuzu hatırlatan, onun için sorumluluk almayı öneren bir şey. Dolayısıyla hiçbir şeyi öte dünyaya bırakmaz. Yani Arendt'in siyaset teorisi son derece seküler bir teoridir. Sekülerliği şey anlamında söylüyorum. Yani kendisi dindardır belki. O ayrı bir sorun. Ama siyaset teorisinde hiçbir şey bir aşkın noktaya ya mutlak hakikat, Platon'un ideaları gibi mesela hani hiç değişmeyen hakikatler bir aşkınlığa değil yahut da Tanrı'ya, ilahi olana filan değil. Tamamen bu dünyada insanların yapıp ettikleriyle bağlı olan bir siyaset teorisi. Ve şey de der yani sorun der iyi insan olmak değil bizden sonraki kuşaklara daha iyi bir dünya bırakmaktır. Tabii bu konuda hiç de başarılı olmadığımız bugün çok açık. Üstelik bu sorumluluğu neredeyse çocuklara havale etmiş durumdayız dikkat ederseniz. 13, 14, 15 yaşındaki çocuklar onlar dünyanın geleceğiyle, iklim değişikliğiyle vesaireyle ilgileniyorlar. Bu zaten başlı başına önceki kuşakların bu dünyayı mahvettiklerini gösteren bir şey. Ama yani onlar bu şeyi yapıyor, uyarıyı yapıyor. İşte bugün yeniden haberlerde de dinliyordum. Birleşmiş Milletler'de iklim değişikliği tartışması vardı. Tabii hiçbir sonuç çıkmadı. Yani dolayısıyla bunlar yani dünyaya ihtimam göstermek meselesi, ilişkilere ve fiziksel olarak da dünyaya, çevreye, doğaya bu da ayrı bir önemli konu. Şimdi hani bir bütün olarak baktığımızda Arendt'teki temel izlekler ne? Çoğulluk, zihinsel yargının politikası, kamusal özgürlük bunların yanı sıra da bir bizi kamusal özgürlük ve politik alan tartışması bizi politik kimlik meselesine getiriyor. Bu da çok önemlidir ve bence Türkiye açısından yani bizim toplumumuzun hem zihinsel hem de
pratik gelenekleri açısından da çok önemli diye düşünüyorum. Çünkü bizde hani daha önce dediğim gibi taraftarlık ya da Arendt'in harika deyimiyle kabileye sadakat kültürü çok geçerli ve yani bu düşünmeme alışkanlığı ve konforuyla da birleşince tamamen işte kimden yanasın? Benden mi taraftasın? Birikinden mi taraftasın? Eğer benden yanaysan çok iyi, değilsen felaket. Yani bu toplumsal kimlikler tabii önemlidir. Bunları inkar etmek için hani kimse bir şey söylemiyor. Özellikle de toplumsal hareketlerin gündemde olduğu 20. yüzyılın ikinci yarısında tabii çok öne çıktı bunlar. Ama toplumsal kimlikler insanın içinde yaşadığı döneme, koşullara göre bir kere değişim gösterir. Ve kimliğin farklı boyutları da vardır. Bir de üstelik hani daha önce dediğim gibi sizin içine doğduğunuz doğal kimlik, kadın olmak, erkek olmak, ne bileyim Alevi olmak, Kürt olmak, Türk olmak, bunlar doğal kimliklerimiz bizim. Arendt'e göre sizin verili kimliğinizin belirli bir yanıyla eğer hani o yan açısından baskı görüyorsanız onu savunmakla yükümlüsünüz. Ama buradan yola çıkarak bir politika üretemezsiniz. Çünkü bunlar sizin ne olduğunuzu gösterir. Kim olduğunuzu göstermez. Yani Ahmet, Mehmet, Ayşe, Fatma olarak bizlerin kim olduğumuz ancak kamusal alanda yapıp ettiklerimizle ortaya çıkan bir şeydir. Ve böyle donmuş, sabit kimlikler de yoktur. Hem kendi içimizde çoğul kimliklere sahibiz. Düşünsenize yani kendinizi düşünün. Değil mi? Ne kadar çok kimliğimiz var. Ben kendimi düşünüyorum. Hocayım bir yandan, bir yandan anneyim. Bir yandan işte siyaset hocasıyım. Bir yandan feministim. Bir yandan Marksist olduğumu da düşünüyorum falan falan. Yani bir sürü şey. Ama bunların arasında dolaşabilme özgürlüğümün olması gerekir. Bir konuda hakikaten mesela kadın olarak baskı, eşitsizlik söz konusuysa ki bütün dünyada öyle. Dolayısıyla biz kendimizi kadın olarak savunmak zorundayız. Eşitlik uğrunda mücadele etmek zorundayız. Ama buradan donmuş sabit bir kimlik çıkartıp sadece onu dayatmakla yükümlü değiliz, tam tersine. Zaten kimlik politikalarının yani ne kadar berhava edici olduğu çok apaçık. Hiçbir şeyi bırakın, Lübnan'a bakın mesela. Tamamen kimlikler üzerine dayalı bir iktidar kurulumu varken hiçbir şey çıkmıyor oradan. Şimdi insanlar tabii ne istiyorlar? Verili kimliklerin ötesinde vatandaşlık kimliği edinelim istiyorlar haklı olarak. Çünkü ancak birbirini boğazlamaya varıyor diğeri. Ve bu noktadan da bitiriyorum artık. Dayanışma konusuna da gelmek istiyorum. Verili kimliğe dayalı doğal bir dayanışma yok. Yani hani derler ya işte zaten kadınlar birbirlerinin kurdu. En fazla onlar birbirlerini işte canını okuyorlar vesaire. Yani sanki bütün kadınlar sırf kadın oldukları için dayanışacaklarmış gibi. Öyle bir şey yok. Ya da yani herhangi bir etnisite vesaire. Tam tersine dayanışma her zaman ulaşılan bir şey. Politik dayanışma yani. Yani belirli hedefler belirleyerek, tanımlayarak, onlar üzerinde tartışarak vesaire ortak bir davranış kararı alabilmek, belirli ilkeler ve değerler tabii zemininde ve oradan ortak hareket edebilmek. Özellikle özgürleşme hareketlerinin şunu bunu dışarıda bırakması
çok tuhaf. Yani benim hiç anlayabildiğim bir mesele değil. Ve hani verili kimliğe dayanarak oradan bir politika çıkarmak hakikaten politikayı da berhava eden bir şey. İlişkileri de, ilişkiselliği de bozan bir şey. Ezilen bir gruba karşı duyulan kişisel sevgi ya da sadakat başka bir şeydir. Politik mücadele başka bir şeydir. Orada Arendt der ki politikada duyguların yeri yoktur. Duygular bizi motive eder. Çok önemli, o anlamda demiyor. Ama duygulara dayanarak, onlardan yola çıkarak, falancayı seviyorum, onunla beraber olayım, filancayı sevmiyorum, ona karşı olayımla politika yapılmıyor. Bunu da yani Türkiye'deki zihinsel iklimin Arendt'ten öğreneceği çok şey var diye düşünüyorum. Arendt'in deyişiyle insanlık sevgisi kendisini dünyayı başkalarıyla paylaşmaya ne kadar hazır olduğumuzda gösterir diyor. Başkalarıyla paylaşabilmek dünyayı, ilişkilerimizi. Yani tabii dünyayı hem olanca karmaşıklığı içinde, derinliği içinde ve şiirselliği içinde bir anlamda Arendt kavruyor. O benim için çok önemli. Ben kendimi bir öykü anlatıcısıyım. Öyle görüyorum der hakikaten. Çünkü dünyaya ihtimam göstermenin de hani sanki bir yansıması gibi görüyorum o poetik yanını, dilinin, dili insanı çok tesir ediyor, büyülüyor. Çünkü dünyayı başka bir şeye indirgemeye, kendi düşüncesine uydurmak için kesip biçmeye falan çalışmıyor. Onu olanca durumu içinde anlayıp oradan zenginliği içinde, muhtemelen karmaşıklığı içinde anlamlandırmaya çalışıyor. Tabii bunun sonucu olarak da yapıtlarında müthiş bir anlam çoğulluğu, zengin bir çağrışımsallık var. Yani insanı durmadan bir yerden bir yere götürüyor, başka bir yere götürüyor. Hem Arendt'le birlikte hem ona karşı. O da çok önemli. Onunla kavga etmeye de götürüyor sizi mesela sürekli, çünkü rahat bırakmıyor, öyle diyeyim. Ve onun perspektifine tamamen karşı olduğunuz durumda bile hani size tahayyül etmeyi, bir şeyler başlatmayı, bir şeyleri değiştirmeyi öneriyor ve çok ciddi alırsanız da öğretiyor. Bir anlamda belki de yani henüz varlığı ortaya çıkmamış olan ama günün birinde çıkabilecek olan bir mütehayyir kamuya hitap ediyor da diyebiliriz yani. Ama ben aynı zamanda Arendt'in öyle ideal ve hani geleceğe yöneliş ütopyacı bir düşünme önermediğini, bugün için çok geçerli olduğunu düşünüyorum. Arendt içinde yaşadığımız dünyanın gerçek sorunları üzerinde, özellikle de özgürlük ve demokrasi üzerinde daima belirsiz ve olumsal olan, mutlak doğruların kolaylığını sunmayan kamusal yaşamın sorunları üzerinde düşündü, bizi de düşünmeye çağırdı. Sistemli bir ideolojik çerçeve oluşturmaktan daima kaçınıyor. Reçete sunmak diye bir şey yani hiç aramayın boşuna reçeteler. Çünkü yaşanmış deneyimden kaynaklanan rehber olarak da yalnızca onu almak zorunda olduğu için hiç kimsenin tekelinde olmayan o insani kapasitede nasıl düşünüleceğinde deneyim kazanmak önemlidir diyor. Ancak düşünme tabii en önemli insani yetilerden biri olsa bile insanın otomatik olarak kendiliğinden bir özelliği değil. İnsan düşünen hayvan değil. İnsan düşünmeyi seçen ya da seçmeyebilen bir varlık. Bu da bence çok önemli. Mesela Eichmann davasında Eichmann'ın düşünmeyi seçmediğini
öyle bir canavar, ayrıksı bir şey falan değil. Düşünmeyi seçmeyen, itaat etmeyi, biat etmeyi seçen bir varlık olduğunu söyledi. Bu bence çok önemli. İnsanı belirleyen bir özgür nitelik değil düşünme. Bir eylem aynı zamanda ve düşünmenin de düşünmemenin de ahlaki sonuçları vardır diye düşünür Arendt. Nitekim çok doğru. En büyük kötülükleri yapanlar hatırlamayanlardır. Çünkü konu üzerinde hiç düşünmemişlerdir. Hatırlama olmayınca da onları her şeye tevessül etmekten alıkoyan hiçbir şey olmaz diyor. Teşekkür ederim. Bir ara mı verecektik? Evet, aradan sonra sorularla devam edebiliriz. Benim vaktim var. Gerçi benim kahvem var, epey beni idare eder ama. Soru sormak isteyen arkadaşlara mikrofon uzatabilirim. Teşekkür ederim. Ses. Geliyor mu? Geliyor mu sesim size? Hocam beni duyuyor musunuz? Yok, duymuyorum. Ama yok, buradayım. Duydunuz şimdi sanırım. Ha, tamam. Şunu sormak istiyorum. Ama şimdi, biraz şeyden yakın konuşursanız. Şu an yakın konuş. Ha, geldi. Tamam. Geldi. Şimdi yeni nesilde artık her şey internet üzerinde. Kliktivizm diye bir şey var. Tıklıyorlar. Politik mücadele, politik eyleme tıklayarak dahil oluyorlar. Ve bu onları iyi hissettiriyor. Sanki eylemdeymiş gibiler. Sizce, hatta bunu bağlayayım. Mesela buna dahil olarak sivil toplum örgütlerini de katıyorum işin içine. Sizce bunlar politik mücadeleyi sulandırıyor mu? Çünkü benim neslimde hiçbir zaman, bir kere çok küçük bir hareketlenme olsa da, hiçbir zaman eski okuduklarım gibi bir şey görmedim. Onu görmediğim gibi ne yazık ki onların tarihine, tarih bilgisine hakim olanları da görmedim. Sizce bunlar politik mücadeleyi sulandırıyor mu? Tamam, bu tabii çok güzel bir soru ve günümüzün sorusu. Yani sosyal medyanın işlevi vesaire. Tabii buna da çok tek taraflı bakmamak lazım. Birincisi, insanları bir araya getirmekte, organize etmekte önemli oluyor. Yani Gezi'de de bunu gördük, Tahrir Meydanı'nda da gördük vesaire. Bunlar, bu önemli. Ama dediğiniz şeye büyük ölçüde katılıyorum. Çünkü orası anonim bir ortam. Ve insanlar akıllarına eseni söylüyorlar, düşünmeden söylüyorlar. Zaten bu hem düşünmeme alışkanlığı hem de kutuplaştırıcı ortam. Yani ya bendensin ya karşı taraftansın zihniyetiyle birlikte çok zararlı olabiliyor. Ve giderek yani insanları hem dediğiniz gibi gerçek anlamda eylem yapmaktan alıkoyuyormuş gibi yapmak, sanal bir şekilde davranmak, bir de sorumluluk üstlenmekten alıkoyuyor. Bence en tehlikeli yanı o. Üstelik tabii mesela Arendt'in size şeyi anlatamadım ama günümüz dünyasıyla ilgili olarak işte bu halkla ilişkiler ve imaj yaratımının ne kadar kötü sonuçları olduğundan hani hep söz eder ve bunlar da hep aslında totaliter rejimlerin şeyine su taşıyan, hani onların ekmeğine yağ süren yönsemeler diyeyim. Yani siz eğer anonimseniz, kendi gerçek kimliğinizi ortaya koymadan canınızın ne isterse onu söyleyebiliyorsanız, bunun sonuçlarını düşünmeden
çok büyük zarar veriyor. Oluyorsunuz bir, ikincisi yani kendinizde hiçbir risk ve sorumluluk almış olmuyorsunuz büyük ölçüde. Ama dediğim gibi benim bununla ilişkili olarak hem bir imaj ortaya koymuş oluyorsunuz ve imaj her şeydir oluyor. İmaj gerçekliğin yerine geçmiş oluyor. O başlı başına zaten totalitarizme kapı açan bir şey. İkincisi yani o dediğim gibi sorumluluk üstlenmiyorsunuz vesaire. Yani bunlar bu politik ve zihinsel ortamda özellikle düşünmeden hareket etmeyi çok şey yapıyor. Ona yol açıyor. Arendt'in cümlesi çok önemli. Bir dur da düşün der. Mesela o kadar önemli ki o. Ama hiç öyle bir şey yok. Yani sosyal medyada hemencecik işte yazıyorsunuz gidiyor. Bilmem ne onun sonuçları ne oluyor bilmem ne. Bir durup da düşünmek çok önemli bir şey. Susan Sontag'ın da bir şeyini hatırlıyorum, bir cümlesini. O da der ki hem düşünüp hem de aynı anda bir insana şiddet uygulayamazsınız. Gerçekten yani düşünmek tabii şiddet uygulamak illa fiziksel de olmayabilir. Ama sosyal medyada o da çok görünüyor değil mi? Yani bir yandan teknolojinin inanılmaz olanakları var. Bunlar demokrasi için, özgürlük için de kullanılabilir. Ama modern dünyada günümüzde esas olarak egemen iktidarların tabii büyük ölçüde emrinde, kumandası altında olan şeyler bir yandan. Katılıyorum size yani. Sivil toplum örgütleri için ne diyorsunuz? Sivil toplum örgütleri için. Sivil toplum örgütleri konusunda yani orada da tabii şey var. Sivil toplum örgütleri Türkiye'de 2010'lara kadar maalesef bir projecilik eğilimi içine girdiler. Ve bu onların hem itibarsızlaşmasına yol açtı hem de kendi içlerinde zayıflamalarına yol açtı. Sosyal medyada var olmak önemli. Orada görünür olmaları vesaire önemli. Ama her şeyi bundan ibaret saymak mümkün değil. Zaten dikkat edin, dünyanın her yerinde otoriter liderler en çok sokaktan korkuyor. Çünkü gerçekten insanların başka türlü yönetime etkileme olanakları kalmayınca sonuçta sokağa çıkıyorlar ve ancak o zaman dinlemeye başlıyor. Şimdi mutlaka yani her sokağa çıkış mutlaka iyidir, şudur budur da demiyorum ama gerçek eylem, sivil itaatsizlik eylemleri, sokak eylemleri, şunlar bunlar, tabii bunlar hep riskli şeyler. Yani cesaret isteyen şeyler. Onlar da ancak belirli bir raddeye gelince insanlar ona hani katılıyorlar. Sivil toplum örgütleri bugün çok baskı altında ve saldırı altında. Yani o 2010'lara kadarki projecilik dönemindeki falan gibi değil. Çok itibarsızlaştırılmak isteniyor. Ona karşı da dikkatli olmak gerekir diye düşünüyorum. Ama bir daha tekrar edeyim. Sosyal medyada var olmak önemli bir şeydir. Ama her şey değildir. Hatta belki de yani önemsiz şeylerden biridir eğer sıralayacaksanız. O benim. Efendim çok teşekkür ederiz. Çok kendi payıma bilgilendiğimi hissettim. Arada da söyledim. Karmaşık konuları basit parçalara bölerek çok kolay anlaşılır şekilde izah eden bir tekniğiniz var. Pek çok akademisyende pek rastlamadığımız bir tekniktir. İlk defa ben sizi birebir bu şekilde dinledim. Tekniğinizden ötürü çok etkilendim, onu söylemek isterim. Çünkü pek çok ortamda pek çok akademisyen karmaşık tarzda anlatıyor veya o bir derinlik oluşturuyor kendilerine göre vesaire. Onu belirtmek isterim.
Şeyi söylediniz siz, Arnett'le ilgili kim olduğunuz meselesiyle ne olduğunuz meselesi. Özellikle verili alanda gelen kim olduğunuz, yapıp etmelerinizi ürettiğiniz ne olduğunuz meselesi. Tersi. Tersi. Buradan başka bir alana bir atıf söz konusu olabilir mi? Veya öyle bir düşünceyi oradan genelleştirebilir miyiz? Şimdi biliyorsunuz 80'den sonra mikro milliyetçilik çok yükseldi. Özellikle Marksist kesim içerisinde farklı bir takım değerlendirmeler oldu. Ekonomik çelişki önde gelir, etnik çelişki talidir meselesi. Tersi artık dönem değişmiştir, etnik mesele öndedir meselesi. Bu sizin Arendt'le ilgili değerlendirmenizi de dikkate alarak ve kendi değerlendirmeniz de bu bağlamda mıdır, yanlış anladım mı? Konuya ne şekilde bir bakış açısı getirirsiniz? Tekrar biraz açarsanız çok sevinirim. Çok teşekkür ederim. Bu anlaşılıyor olmak meselesi benim çok hoşuma gidiyor tabii. Yani özel olarak teşekkür ederim. Bir de bu şeyle de ilgili. Yani yaptığım işi çok severek yapan ve çalıştığım konuları da hep istediğim için, merak ettiğim için arayıp bulan bir insan olduğum için biraz onun getirdiği, yani böyle bir tutkulu bir şeyim var. Ve maalesef bugün artık akademiyada bunu yapmak çok zor. Yani benim zamanımda da, hani ilk yıllarımda da kolay değildi. Ama bakın, ben mesela Tek Tanrılı Dinler Karşısında Kadın kitabımı, doktora tezimdir benim. Ve virgülüne dahi dokunmadan yayınlanmıştır. Yani böyle bir şeyle, hani bir derdi olan bir şekilde yazmıştım. Ama bugün artık öyle bir şey yazılabilir mi Türkiye hani akademiyasında ya da dünya akademiyasında, onu da söyleyeyim. Yani dünyada da akademik emperyalizm maşallah yeteri kadar, hatta fazlasıyla mevcut. Ama aslında tabii akademinin ya da akademik araştırmanın öyle olması gerekir normal olarak. O olmayınca tabii şey gibi, yani meslek insanları yetiştiriyorsunuz maalesef. O yüzden benim için hakikaten çok önemli söylediğiniz şeyler. Marksizm meselesinde de, Marksizmin Türkiye'de algılanışı çok kaba bir şekilde oldu. Bayağı vulgar anlayışlar ve hep yani gene kutupsal düşünceyle baktığımız için ya o ya bu. Ekonomi mi önde, siyaset mi önde? Bir zamanlar bizim lise yıllarımızda işte sanat sanat için midir, toplum için midir filan. Yani her şey polemik gibi anlaşılıyor. Hala öyle anlaşılıyor. Hatta belki daha bile beter oldu. Halbuki yani dünya ilişkiler çok karmaşık. Bizim de kafalarımızın aynı derecede karmaşık olması gerekir kavrayabilmek için. Yani Arendt'ten belki de öğreneceğimiz en önemli şey o. Ben yetişmem de itibariyle 68'li de bir insan olarak Marksist bir şeyden geliyorum. Onun terbiyeden diyeyim, öyle diyeyim. Bunun çok yararlı olduğunu düşünüyorum çünkü bana bir takım nirengi noktaları verdi. Yani emeğe saygı duymak, sömürüye karşı çıkmak, eşitlikten yana olmak. Ama bunlar benim için değerler ve ilkelere dönüştü. Kapalı çerçevelerin, her şeyi açıklayan teorilerin aslında hiçbir şey açıklamadığını düşünüyorum. Ve yani işte bir dönem her şey ekonomi gibi anlaşılan şey, ondan sonra da birdenbire şimdi ortalıkta sınıf falan kalmadı mesela tartışmalarda ve akademik yazında. Olamaz öyle bir şey. Yani bunların hepsini birden düşünebilmek gerekir diye düşünüyorum. Arendt'te şey var, yani işte diyor ya, ne liberalim ne muhafazakarım, bunlar değil diyor. Yani nerede doğru bir şey var, hani onu alıp ondan yararlanmak, kendi düşüncemi onunla kurmak ve reçetelere sığınmamak. Reçetecilik eğilimi de çok bizde. Yani o dogmatizm, hani bir zamanlar şey vardı, hadi göster bakalım Lenin'in hangi cümlesi şöyle. Tamam mı?
Yani bunlarla bir yere varılmadığı çok belli. Marx'ın da böyle bir çerçeveye sığmayacak kadar büyük bir düşünür olduğu kanaatindeyim. Yani Marx'ın kendisi de öyle değil ama alımlanması genelde öyle oldu. Bir de bugün tam tersi bir şey. Emekti, sınıftı, unutuldu neredeyse. Kimse sınıfsal çözümleme yapmaya kalkmıyor. Mümkün değil halbuki yani. Bir toplumu anlamak için ne kadar çok analiz kategorisini kullanırsanız o kadar gerçeğe yaklaşmış oluyorsunuz. Kadın kategorisi, toplumsal cinsiyet kategorisi, sınıf kategorisi, bütün bunların hepsini birden bunlara bakmak, değerlendirmek zorundasınız. Sadece birini görünce bir tek o taraftan büküyorsunuz. Hem dünyanız çok daralıyor, hem de aslında hakikatle ilişkiniz kopmuş oluyor. Bilmiyorum, cevap verebildim mi? Hocam teşekkür ederiz. Sunumunuzdan tad aldım, zevkle izledim. Özgürlük, güvenlik dengesi problemi sizde nasıl bir açıklığa, anlama kavuşuyor? Geçmiş yıllarda bir film izlemiştim. Filmin karakteri... Biraz daha yüksek sesle konuşuyorum. Geçmişte izlediğim bir filmde filmin karakteri, başrol oyuncusu sınırlı özgürlük, güven duygusu verir diyordu. Bu İkinci Dünya Savaşı'ndan önce, bu totaliter rejim oluşmadan önce Almanya paramparça olmuştu Versay Anlaşması'yla. Onların ulusal onuru zedelenmişti, ulusal haysiyetleri yerle bir edilmişti. Musevilerin de galip güçlerle işbirliği yaptıklarına ilişkin bir yanılsamalı düşünceleri ya da saplantıları vardı. Bu durumda devlet vahşileşiyor ve yırtıcı bir tavır almaya başlıyor. Çünkü devletin ayakta kalması ve güvenliği şey oluyor, başrolde oluyor. Onun için de özgürlükler askıya alınıyor. Fakat İspanya'da, İtalya'da ya da Almanya'da bu olurken Fransa'da ya da İngiltere'de bu gözükmüyor. Örneğin bunun sizce tarihsel nedenleri ne olabilir diye soruyorum. Çünkü Avrupa'da benzer koşullar mevcut o zaman. Bazılarında bu totaliter rejimler gözükürken diğer uluslarda niye gözükmeyebiliyor? Bunu merak ediyorum. Sonunu bir daha söyler misiniz? Duyamadım. Tam anlayamadım. Ne olurken? Totaliter rejimler hayat bulurken bazı ülkelerde ve kendi diktasını icra ederken, hı hı, başka ülkelerde bu gözükmüyor. Örneğin Fransa'da gözükmüyor, İngiltere'de gözükmüyor. Siz bunların neye bağlarsınız? Tamam. Şimdi tabii yani totalitarizmi ya da Nazi totalitarizmini, özellikle Almanya örneğini, dediğiniz gibi anlamak daha kolay. Zaten biraz hani Weimar Cumhuriyeti'nin son yıllarına baktığınızda geliyorum diyor her şey. İnsanlar çünkü tamamen bezmişler, bıkmışlar vesaire ve itaat etmek, ama düşünmeden itaat etmek ve işte milliyetçilik tabii çok yükseliyor vesaire vesaire. Şeyde İngiltere daha farklı tabii. Bunu birazcık da hani 19. yüzyıla kadar geri götürmek mümkün diye düşünüyorum. Çünkü özellikle İngiltere liberalizmin doğduğu ülke, toplum ve yani hani şeyden itibaren, Locke'tan itibaren görebileceğiniz bir şey var. Bunu ayrıca Orta Çağ'a bile bağlamak mümkün. İngiltere Anglo-Sakson geleneği bir damar, mesela Almanya, Prusya geleneği başka bir damar. Modernleşmeye geçişin yukarıdan aşağıya yapıldığı ve merkezi iktidarın Junkerlerle birleşerek kendilerine empoze ettiği bir şey. Buralara da götürülebilir. Yani böyle gelenekler de var. Dolayısıyla bunların hepsini hani tek tek koşulları içinde hakikaten bakmak lazım. Şeyde, İngiltere'de klasik liberalizm
giderek sosyal liberalizme dönüşüyor. Ondan sonra özgürleşiyor. Sosyal demokrasiye yol açan yönsemeler oluyor vesaire. Almanya'nın Prusya geleneğiyle de ilişkili olarak zaten bunu biraz söylemek çok hoşuma gitmiyor, riskli bir şey. Ama orada bir hegemonik ve tahakküm geleneği daha fazla sanki. O yüzden de 19. yüzyılda mesela Yahudilere vatandaşlık tanınmak, onu işte entelijansiya içine almak falan, asimile etmek meselesi varken ve bunu tabii bir takım insanlar çok hani benimseyerek, hoşlanarak, inanarak yaşarken öteki damar hep var. Prusya damarı hep var. Milliyetçi damar inanılmaz var. Versay Anlaşması tabii bunların hepsini körüklemiş oluyor. Barrington Moore bu farklı moderniteye farklı geçişleri mesela güzel anlatır. Ondan sonra hani ona bakılabilir. Ama bunların hepsini mesela İtalya bile Almanya'dan farklı. Yani İtalya'daki faşizmi kimse ciddiye almaz şeyde, siyaset teorisinde. Gerçi o da doğru değil. Yani sonuç olarak İtalyan faşizmi de insanların canını okudu. İşte şey yaptı yani, emperyalizmle de bağlantılı falan. Ama gerçekten Almanya özel bir durum. Stalinizm de öyle özel bir durum diye düşünüyorum. Mesela Stalinizmle bugünkü Doğu Avrupa ülkeleri arasında bağlantılar var. İlginç bir biçimde falan yani. Neyse yani onlar tabii uzun hikaye. Teşekkür ederim soru için. Hocam bir şey daha sormak istiyorum size. Kötülüğün sıradanlığına biraz değindik Adolf Eichmann'a ama şunu açmak çok isterim. Şimdi bir insanın ne olursa olsun işte babasından dayak yemiş bir çocuğun büyüyünce çocuğunu dövmesini biraz olsun anlayabiliyorum. En azından tanıdık gelebiliyor bu hikaye bana. Ama bir insanın kılını kıpırdatmaksızın bir imzayla kitleleri, kaç kişiyi artık onu aklıma hafsalam almıyor benim, kıyıma gönderebilmesini anlayamıyorum. Ve bu insanın aynı zamanda kendisini ben özel hayatımda iyi biriyim diye tanımlaması daha da beni dehşete sürüklüyor. Bu kötülüğün sıradanlığı mevzusunu biraz açabilirseniz çok sevinirim. Bir insan nasıl bunu yapabilir ve bunun o kademede olması bürokrasinin getirdiği bir kolaylık, rahatlık mıdır? Bunları biraz değerlendirmenizi çok isterim. Şimdi tabii bu hani totalitarizmin neliği meselesi nedir ve hakikaten insan hafsalasına sığmayan şeylerin yapılmış olması gerçekten insan anlamakta çok zorlanıyor. Yani anlamak derken zaten hani bizde anlamak, eleştirmek sizin anlamak gibi anlaşılır. Hayır, o değil anlamak, yani bir olguyu onunla yüzleşip anlamak Arendt'çi anlamda. Ben mesela şeye gittiğimde yani bunca yıldır işte totalitarizm çalışıyordum, bir sürü roman okudum, İkinci Dünya Savaşı'yla, totalitarizmle, şununla bununla, toplama kamplarıyla ilgili. Ama Auschwitz'e gittiğimde hakikaten allak bullak oldum. Yani başka bir şeyle karşılaşıyorsunuz hakikaten. Yani o zamana kadar herhalde bir insan ötelemek istiyor. İşte bir zamandı falandır ya da hani başka birileri yapıyor. Hayır, bildiğiniz insanlar yapıyor bunu. Maalesef insan her şeyi yapabilen bir varlık. Düşünen, düşünmeyen, zulüm uygulayan, zulüm uygulamamayı seçen vesaire. Yani o yüzden insanı böyle çok idealleştirmenin pek bir zemini yok. İnsanlık tarihi bize bunu gösteriyor. Ama gene de insana ve insanlığa, aramızdaki ilişkiye güvenmek ve ümit etmek durumundayız. Onu da kaybetmemek durumundayız. Ona da bir diyeceğim yok. Toplama kampı olayı totalitarizmin gerçekten
somutlaştığı, cisimleştiği yer. Yani toplum içinde hep var olan eğilimlerin, işte uygulamaların vesaire billurlaştığı, doruk noktasına vardığı yer. Ve rasyonalitenin hiçbir şeyin kalmadığı bir yer. Hakikaten bunu anlamakta zorlanıyoruz. Yani çünkü neden? Hani niye? Ya da neden bütün Yahudileri yok etmek? Bir kere onları bir hastalık olarak vesaire görüyor. Yani şeyde mesela az önce beyefendinin sorduğu soruyla da ilişkili, daha 1920'lerde Hitler Mein Kampf'ı yazdığı zaman 20 sene sonra söyleyeceği bütün cümleleri orada söylüyor. Böcekler olduklarını, bunları hastalığı kesip atmak zorunda olunduğunu, yani bir hastalık metaforları, hepsi var. Ama tabii şeyi anlamak çok zor arkadaşlar, gerçekten. Yani niye yapıyor? İnsanları yaşayan cesetlere dönüştürüyor. Önce hukuki kişiliği yok ediyor, sonra ahlaki kişiliği yok ediyor. Çünkü Temerküs kampında vicdani bir seçim yapmanız bile mümkün değil. Neden mümkün değil? Kendinizi ölüme atsanız bile siz öldükten sonra başkalarına gelecek korkular, şeyler var, zulümler var. Böylelikle o vicdani seçimler kalmıyor. Sofi'nin seçimini falan düşünün yani onlar. Ve bunu kitleleri, insanları sürüleştirmek için birini yerini diğeri alabilir. Hiç önemli değil. Herkes öyle ama. Yani aslında liderin kendisi bile öyledir diye iddia edebilirsiniz. Eğer bu benim Dünyayı Bugün de Sevmek kitabının totalitarizm bölümünü okursanız, orada ben bunun üzerinde hani çok durdum. Çünkü ben de aynı şekilde, yani nasıl olabilir anlamaya çalışıyorum ama bunu çok güzel anlatıyor. Şeydir, mesela Naziler için inançlı Nazi değil önemli olan, düşünmeden itaat eden Nazi. Düşünmeden itaat edeceksin ve insanları tamamen böyle bir kitle şeyde dönüştürüp, sürüye dönüştürüp düşünmeden itaat eden vidalara bir anlamda dönüştürmek. Sen Fuzuli'sin, ne olacak? Sen gidersin, yerine başkası gelir. Eichmann için de mesela öyle. Eichmann'ın, yani öyle tespit ediyor. Hakikaten akılsız değil. Kant biliyor, bilmem ne diyor, yani şey bir adam. Ama ben vazifemi yaptım diyor. Çünkü totalitarizmde emir ya da yasa Führer'in yasasıdır. Onun dediği şeydir. Ben yasaya uydum diyor. Tamam, yani bunlardan tabii alınacak çok ders var ama katılıyorum. Bunları yani kolay değil anlamak. Yasaya mı uyuyor, korkusuna mı uyuyor? Yasaya yani, ama yasa o. Yani yasa dediğim hani şey, soyut yasa. Korku insanda temel bir güdü. Evet, ama bazı insanlar da korkuya uymayabiliyor. İşte uymayanlar, onlar çok nadir insanlar. Hani her şeyi göze alabilen. Örneğin Atatürk'ü örnek veririz. Hayatını ortaya koyabilen bir insan. Ulus'ta her şey başına gelebilirdi. Ama bütün bunlara rağmen inandığı işi yapmada hiçbir tereddüt göstermedi. Şimdi bu tip insanları, hep bütün insanları bu tip olarak da düşünebilmiş olmamız mümkün değil. İşte bugün Türkiye'sini ele alalım. Ağzını açan, çoluğunun çocuğunun rızkından neredeyse mahrum bırakılıyor. Demek ki korku ona bunu yaptırıyor. İdeolojisi değil. Bu mevcut iklim ortadan kalkınca, yani korku ortadan kalkınca, aynen Nazi Almanyası'nın arkasından yazarın vermiş olduğu örnekteki gibi, ertesi gün o insanlar birdenbire değiştiler. Hayır, evet. Değişmediler. O insanların fikirleri zaten öyleydi ama korkuları onlara onu yaptırdı. Demek nasıl ki, derseniz yani terör gerçekten evet, totalitarizmin özünü oluşturur. Zaten terör salarak, tamam, korku salarak insanları hem bastırmak hem de biat etmelerini sağlamak. Ama Eichmann'ın durumunda yani gerçekten
şey çok ilginç. Bir yandan Kant'ın yasalarını, şeylerini biliyor, kategorik imperatifini biliyor, onu biliyor, bunu biliyor, bilmem ne ve onunla kendisini onunla savunuyor. Yani çok ilginç bir şey. Çünkü hani korkup yapmamak, korkup katılmamak değil. Bizatihi bütün Yahudileri ve Çingeneleri ve komünistleri temerküz kamplarına yollayan insan. Ve bunu tamamen rasyonel bir şekilde yapıyor. Yani en ucuz, en verimli, en pratik şekilde şu insanlar buradan buraya nasıl götürülür? Düşünmüyor hiç. O insanlar kim bilmem ne falan. Yani bütün derdi kendini o şekilde göstermek ve hatta şeyden de yakınır. Bana yeteri kadar şey göstermediler. Yani bu kadar yararlılıklarımın karşılığında görmedim falan gibi. Yani böyle hakikaten bir tuhaf şuursuzluk hali, öyle diyeyim. Olabilir tabii hepsi ama önemli olan orada bu tür insanların ayrıksı, istisnai canavarlar olmadıkları. Hemen herkesin içinde ya da böyle bir durumda herkesin böyle olabileceği, sıradan bir şey olduğu fikri bence çok önemli. Bu sizin dediğiniz şeyle de bağdaşıyor. Yani ister korku deyin, ister başka şey. O canavarlığı ayrıksı değil. Canavar değil zaten. Başka bir şey. O kötülüğün sıradanlığı derken öyle bir şey kastediyor. Yani onu söylüyor Arendt ve ona karşı tabii şeyler, özellikle İsrail devleti ve İsrail'de yargılanıyor zaten Eichmann, büyük kıyamet kopardılar. İşte Arendt'i kendi kabilesine sadakatsizlikle, kendi işte halkına karşı şey olmamakla, duyarlı olmamakla, şununla psikopat olmakla, o bile dahil suçlandı falan. Ama aslında orada hakikaten şey anlamıyorlar. Yani Eichmann bir canavardır. Bu şeyde ya da onun gibiler insanlık tarihinde istisnai bir durumdur. Onu biz cezalandıralım, bitti. Hayır, değil. Arendt bunu insanların, sıradan insanların günün birinde dönüşebilecekleri ya da yapabilecekleri şeyler olarak onu tespit etmesi çok önemli. O da o yüzden de yani herkesin de kendi içine de biraz bakması, kendisiyle hesaplaşmasını falan da getiriyor. Sıradan bir şey, öyle canavarlık, şeylik, şeytanilik vesaire değil gibi. Kötülük kabul etmek istemesek de maalesef herkesin yapabileceği bir şey gibi. Hoş geldiniz hocam. Teşekkür ederiz sunumunuz için. Ben Eichmann'ın böyle fikirsizlikten ötürü sadece terfi almak için herhangi bir memur olarak böyle bir kötülüğü gerçekleştirmiş olduğunu düşünürsek eğer, yani böyle varsayarsak, günümüz Türkiye'sinde çok daha örgütlenmiş, düşünülerek yapılmış bir kötülükle karşı karşıyayız. O zaman şu an Nazi Almanya'sından daha kötü bir dünyada mı yaşıyoruz günümüzde? Ve şimdi sosyal medya, evet, örgütlenmemiz için elimizde çok büyük bir fırsat. Ama hani Cicero'nun bir sözü var ya, eğer korkunç olayları defalarca görmek ve duymak zorunda kalırsak en insani olanlarımız bile duyarlılığını bir süre sonra yitirecektir. Çok doğru. Bunu paradokstan nasıl kurtulacağız? Bu doğru yolu, dengeyi nasıl bulacağız? Onu sormak istedim. Dediğiniz isterim. Çok doğru ikinci şey için. Yani hakikaten insanı duyarsızlaştırmaya ve şeye, yani nasırlaştırmaya, yani nasırlaşmaya daha doğrusu götürüyor. Bu konuda bence herkese görev düşüyor. Yani birdenbire mesela bu şeylere kapılmamak. Hani birisi bir şey söylüyor, hemen herkes arkasından ona saldırıyor. Türkiye'de linç kültürü de var. Yani onun da çok iyi farkında olmak, linç etmemeye çalışmak, başkasının yerine düşünmek vesaire. Yani hepsi birden, bunlar bir bütün. Ama bu konuda
tek tek, pardon bir şunu bitireyim, insanlara iş düşüyor gibi. Bununla yani işte ne bileyim ben karınca kaderince hani bunları anlatarak, kitap yazarak falan şey yapmaya çalışıyorum ya da bir şey duyduğumda hemen üstüne atlamamaya, dur bakayım diğer yanı nedir, kim ne demiş falan demeye hani çalışıyorum. Yöntem, metodoloji çok önemli diye. Ama dünya böyle bir yerde maalesef yani o da ve giderek dediğiniz gibi her şey sıradanlaşıyor. Bir zaman sonra bu şiddete falan da öyle olacağız muhtemelen. Onun için ama o bizim elimizde diye düşünüyorum. Hepimizin bu konuda yapabileceği bir şey var. Totalitarizm henüz totaliter rejimler altında yaşamıyoruz. O da şey değil. Yani her şeyi bu faşizm, totalitarizm dememek. Ben dikkat ederseniz bazen ağzımdan kaçırsam da totaliter yönsemeler diyorum. Bütün iktidarlar totalleşmeye çalışır. Bu iktidarın özünde olan bir şey. Total olmaya çalışır. Bunun için tabii yapılacak bir takım şeyler var. Alınacak tedbirler vardır. Denge denet mekanizmaları şunlar bunlar. Hep o yüzden gereklidir. Anayasalar vesaire. Şimdi tabii bunların ortadan kaldırılması çok tehlikeli bir şey. O yüzden yani sırf ilkeye aykırı olduğu için değil, pratikte de görüyoruz değil mi? Her şey merkezileştirilmeye çalışılıyor. Ama gene de örneğin Türkiye toplumu totaliter bir toplum değil. Biz hala burada konuşuyoruz. Nazi Almanya'sında bunu yapamazdınız. Yani onun için onlara dikkat etmek lazım. Buyurun. Efendim şimdi ben de bir iki kısa şey yapmak istiyorum. Almanya'dan bahsederken özellikle şuraya ben de işaret etmek istiyorum. Dikkat edin. Ya, ha, şimdi geliyor mu? Hayır. Ha, tabii öyle mi? Tamam. Ha, evet. Efendim filmlerde falan görmüşsünüzdür. Hitler'in öngördüğü selam biçimi o Heil Hitler. Heil Hitler, yaşa Hitler demek. Yani yaşa Almanya değil. Tabii tabii. Yaşa Hitler. Alman birbiriyle selamlaştığı zaman asker olsun, sivil olsun yaşa Hitler diye selam veriyor. Buna mukabil ondan çok daha önce Atatürk'ün o bağımsızlık savaşının sonunda koyduğu ilkeye bakın. Şimdi ister istemez şapka çıkarmayın. Bağımsızlık kayıksız şartsız milletindir. Dikkatinizi çekerim yani. İşte yani şeyi de görür nasıl toplumdan destek bulduğu meselesi de çok önemli. Az önce beyefendinin işaret ettiği gibi hani Versay Anlaşması, Almanya'nın yaşadığı bütün o onur kırıcı, haysiyet kırıcı durum vesaire. Ama bir yandan da alttan alı zaten hep var olan milliyetçilik. Yani Birinci Dünya Savaşı'na girmek, ondan önce Alman emperyalizminin o yarışta geri kalması, onun üzerine gitmesi vesaire gibi bir sürü bir şey var. Bir de tabii insanlardaki güce tapma eğilimi var. Özellikle karizmatik güç tabii çok şey yapıyor. Yani hakikaten kadınların, kitlelerin yani Hitler'e bakışları ve ona böyle biat edişleri çok ilginç. Ayrıca yani sadece liderleri ve Nazi Partisi'ni değil yani gerçekten toplumda ne olup ne bittiğini de bence görmek lazım. Bir yandan hani bir yerlerden durmadan bir takım eşyalar geliyor. Ondan sonra paralar geliyor. Çocuklar geliyor. Polonya'da mesela şeylerin işte mavi gözlü sarı saçlı çocuklar diye Polonya'daki çocukları alıp Alman ailelerin yanına evlat veriyorlar. Kimse sormuyor nereden geliyor, ne oluyor. Yani bizim buralarda da olmadı mı? 6-7 Eylül olaylarında da bilmem şeyde de hep olur. Ermeniler meselesinde onların eline geçersin, evlerine de el koyarsın vesaire. Ondan sonra da hiçbir şey sesini çıkarmazsın. Bunlarla da yüzleşmek lazım. Yani sırf hani bu
Hitler'in Nazi Partisi'nin değil, onun temelini ne oluşturuyor? Ve yani mesela Almanya bir dönem bununla hiç şey yapmamış, yüzleşmemiş. Sonradan, 60'lardan sonra daha çok yüzleşiliyor. Yani insanlar tabii hani tarihi unutmak da istiyorlar, kötü şeyleri unutup aşmak istiyorlar ama hatırlamazsanız hep yeniden oluyor. Bence o bellek meselesi, kökene geçmişi hatırlamak, hatırlatmak meselesi çok önemli diye düşünüyorum ve bütün otoriter iktidarlar hiç şeysiz tarihi yeniden yazıyorlar. Kendilerine göre yeniden yazıyorlar. Şeyi hatırlarsınız yani Ekim devriminden sonra işte Lenin, Troçki, Stalin vesaire böyle resimler, fotoğraflar birdenbire onlardan Troçki kaybolur bir zaman gelince. Öyle çok bir sürü öyle şey yani dünya kadar örneği var tabii. O yüzden mesela ben bu cumartesi annelerinin yaptığı şeyi çok önemli buluyorum. Sembolik olarak da yani zaten pratik hani olarak zaten hani çok acı ve şey ama ne bileyim şeyde Arjantin'de Plaza de Mayo'da hala anneler toplanıyorlar. Yani çocukları bulunmuş olsun olmasın. Ama onu orasını bir hatırlama mekanı olarak tutmak bence çok önemli. Buyurun bu son olsun alırım. Bu Holokost'ta halkın kitlesel, bütün kitlenin uyum sağlamış olması, o şeyin içinde, büyünün içinde bir tür kendini bulmuş olmasını Eliade şöyle okuyor, Germen mitolojisinin kötücül yanlarını analiz ediyor. Bir dakika, bunu tam şey yapamıyorum. Eliade, Mircea Eliade. Eliade, evet. Eliade, biraz önce söylediniz ya, yani insanlar da uyum sağlıyorlar. Sadece şeyin, Hitler'in bir başarısı değil, tırnak içinde. Kitlesel halde, yani Heidegger'lerin falan, entelejansiyanına dahil olmasını, Germen mitolojisinin kötücül yanına, yani arketiplere, kolektif bilinç dışına, dokunulmuş olması ile ilişkilendiriliyor. Böyle ilginç bir okuma var. Yani şey ek olsun diye belki ilginç bulabilirsiniz söylemek istedim. Arendt'le ilgili bir şey sormak istiyorum ben. Israrla kendisinin ki Heidegger'in de öğrencisi olduğunu biliyoruz. En azından dersler almış. Filozof olmadığını söylüyor. Yani felsefeci olmadığını söylüyor. Ben felsefeci değilim. Röportajlarda pek çok kez. Neden kendini felsefeci görmüyor sizce? Tamam. İşte tam da bu siyaset felsefesi geleneğinin Platon'la birlikte pratikten ve politikadan koptuğunu ileri sürer Arendt. Çünkü Platon biliyorsunuz hani orada bir yerde idealar var, değişmez mutlak hakikatler var ve ideaları hayata değil, hayatı idealara uydurmaya çalışır. Onun da arkasında Arendt'e göre şey vardır. Platon, Sokrates'in başına gelenlerden ders almıştır. Sokrates, o toplumun en iyi vatandaşı, en doğru düzgün insanıdır. Ama gene de baldıran zehirini içmeye zorunda bırakılır. Platon burada, yani bu dünya, bu toplum, polis, site, filozofun yaşayabileceği bir yer değil. Dolayısıyla siteyi filozofun yaşayabileceği bir yer haline getirmek ve filozofun hakikatini politikada, kamusal alanda var olan görüşlerin, doksaların dediği yerine koyabilmek gerekir. O noktadan itibaren politika ile siyaset ile felsefenin, tefekkürün birbirinden koptuğunu ve siyaset felsefecilerinin hep dünyaya nizam ve intizam vermeye çalıştıklarını, kendi kafalarındaki çerçevelere göre ya da tahayyüllere göre düşünür. Ki doğrudur. Yani siyasal düşünce tarihi öğreten birisi olarak ben hakikaten siyaset felsefesine hep olması gerekenden söz edilir. O olması gereken de felsefecinin kendi kafasındaki doğru, mutlak hakikat, episteme, her neyse. Halbuki Arendt diyor ki, politika o değil. Politika
mutlak hakikatin sağa sola nizam intizam vermesi değil sonuç olarak. Politika sıradan insanları kendilerini ilgilendiren konulardaki kararlara katılma hakkıdır. Ve söz söylemede eşitliktir aynı zamanda. Şimdi halbuki bir tarafta filozof krallar var. Onlar her şeyi biliyor. O yüzden ben siyaset felsefecisi değilim der ama tabii ki felsefeyle çok uğraşan biri. Ama bu hani tefekkürle felsefeyle şeyin politikanın kopuşuna dikkat çekmek için ve yani politikanın öyle mutlak ölçütlere gelmeyen bir şey olduğunu, olumsal olduğunu savunduğu için. Nitekim öyledir. Bilmiyorum. Peki. Sevgili arkadaşlar, çok teşekkür ederim. Çok mutlu oldum ben de.